sayısını artırır dedi Figen Özavcı. Yine ilk bölümde konuklarımızın açıklamaları. Bunlar da öne çıkardığımız cümleler. Bunlar da ALB Menkul Değerler zamanı Enver Erkan olacak karşımızda. Enver, iyi geceler. İyi geceler Barış. Kurla başlayalım. Dolar TL'de 2.11 seviyesinin üzerine geldik, yerleştik. Birkaç gündür, günlerdir ya da yaşanan bir yükseliş hareketi var. Ufak ufak olsa yukarıya gidiyor. Merkez Bankası kararı da burada önemli. Ne bekliyorsunuz? Senaryonuz nedir? Faiz artışı olur, olmaz ve kur nasıl hareket eder? Şimdi geçtiğimiz hafta Amerika'da açıklanan enflasyon oranı verilerinden sonra gelişmekte olan ülke para birimleri bundan olumsuz etkilendi ve lira da bu kapsamda değer kaybetmeye başladı. 2.06 seviyelerinde bir dolar TL vardı ve oradan yükselmeye başladı ve bugün de 2.11 seviyelerin üzerinde fiyatlamasını yaptı. Yani bugün de bir anlamda hızlı geçirdi diyebiliriz. Diğer anlamda baktığımız zaman tabii ki bu hafta içerisinde önemli açıklamalar var. Bir kere yarın Fed kanadında tutanaklar ve yılının konuşması izlenecek. Özellikle yarının konuşmasında faiz artışının zamanlamasına ilişkin verecek sinyaller önemli. Bugün Plosser ve Dudley biraz faiz konusunda kafa karıştırıcı sinyaller verdiler diyebiliriz. Diğer tarafta tabii ki Merkez Bankası'nın içeride alacağı kararlar önemli. Özellikle kur yeniden yükselmeye başlamışken Merkez Bankası'ndan bir faiz indirimi hamlesi beklemiyoruz. Büyük bir ihtimalle faiz oranlarını aynı oranda tutacaktır. Dolar TL'de teknik anlamda baktığımız zaman ise 2.11.70 ve 2.12.50 seviyeleri önemli. Özellikle 2.12.50'nin yukarı kırılması durumunda 2.15 ve 2.17 bantlarına doğru bir hareketlenme olabilir. Gevşemeden bahsedebilmek için aşağıda 2.09 seviyesinin yeniden aşağı yönlü kırılması gerekiyor. Enver, Euro dolara bakalım. 1.37'nin hemen kıyısındayız. 1.37 seviyelerinde Euro dolar. O cephede nasıl bir beklentiniz var? Şimdi Euro dolar paritesinde 1.37 seviyesi uzun süredir korunuyor. Çok anlamlı hareketler yapamadığını görüyoruz. Genelde dar bant hareketleri şeklinde kalıyor ve aşağıda en fazla 1.36.70 dolaylarına doğru gidebiliyor. Buna karşılık yukarıda gidemediğini görüyoruz. Bu durumda 1.37 seviyesi şu anda önemli bir pivot noktası konumunda. Euro dolar paritesinde 1.37 seviyesinin üzerinde fiyatlamalar gerçekleşirse bu durumda 1.37.40 seviyelerine doğru bir yükselme görebiliriz. Bununla beraber 1.37 seviyesi aşağısında kalıcılık sağlanması durumunda da paritede satış baskısı artacaktır. Bu anlamda yarın Fed kanadından Fed tutanaklarının ve yarın açıklamalarının seyri önemli görünüyor. Bir de altına bakalım. 1.300 doların altındayız. Ukrayna ve Rusya'dan gelen haberler aslında çok sert değil şu an. 25 Mayıs'ta bir seçime gidecek Ukrayna. O takip edilecek muhtemelen. Şu an altın krizin şu haliyle sanıyorum fiyatlı, yani Ukrayna'dan ekstra bir haber gelmesi lazım daha da Ukrayna haberiyle yükselmesi için. Ne dersin Enver? Tabii ki Ukrayna haberlerine altın yeterince fiyatlı da bu nedenden dolayı mevcut durumla ilgili haberlere altın çok fazla tepki vermiyor. Dolayısıyla yeniden ekstrem durumların orada ortaya çıkması gerekiyor. Altında yeniden bir yükseliş dalgası yaratması için. Bugünün üzerine baktığımız zaman ise fiziki talepten altının desteklendiğini gördük. Birinci olarak hisse senedi piyasalarında yaşanan düşüşler yatırımcıları alternatif varlıklara itti. Altın buradan bir talep gördü. Aynı zamanda Hindistan'dan gelen bir haber vardı bugün. Hindistan'ın altın ithalatındaki kısıtlamaları gevşetebileceği yönünde bir spekülasyon. Bu da altını yukarı yönde destekledi ve bugün 1286 seviyelerinden 1295'e doğru bir fiyatlama gördük. Bugün tabii 1295 seviyesi önemli. 1295 üzerinde tutunma sağlanabilirse eğer tekrardan 1305'e doğru bir fiyatlama görebiliriz. Ancak uzun vadede altında yeni alımların desteklenebilmesi için 1305 seviyesi üzerinde kalıcılık gerekiyor. Eğer ki bu seviyeler kırılamazsa 1295 seviyesinden de gevşeme görürsek aşağıda 1286 ve 1277 desteklerini yine izliyor olacağız. Enver, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. ALB Menkul Değerlere kolay gelsin. Diyelim, yeniden stüdyodayız. Özden Bayraktar, Gökşen ve Figen Özavcı konuklarımız, izleyicilerimiz alttaki adreslerimizden bizlere ulaşıyorlar. @BloombergET'ye